Reklamların ardından burada her şey var. Tüm hızıyla devam ediyor. İzmir taraflarından konuğum geldi. Spiritüel ve biyoenerji uzmanı Mehmet Saka. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel İzmir'in trenin havasını getirdiniz. Öyle hissettim ben şu anda. Aynen öyle. Memleketin bütün havalarını birbirimize katıyoruz. Evet. Nefes halinde içimize telaffuz ederek oranın atmosferini alıyoruz. Harikasınız. Biz de... Taşıyoruz enerjiyi bu şekilde işte. Tekrar hoş geldiniz. Hoş Çok buldum. mutlu oldum programıma geldiğiniz için. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka Sakarya'da doğdu. Ee, uzun yıllardan beri farkındalığı olan ve bu farkındalıkla bu küçük yaşlarda ilim yollarına baş koyan ve bu ilmin e, katmış olduğu güzellikler sayesinde Allah'a şükrünü bir şekilde bir başka insanların kendi ruhlarıyla irtibatlarında rehberlik yapmak için hayatına adayan birisi. Çünkü o kadar güzel yollar ki, bilim yolları, işte hak yolu dediğimiz yollar. Bu yollarda kişilere rehberlik yapmak zevk veriyor. Yani aslında yaşamın ta kendisini işliyoruz. Harika. Ben de buraya adamış birisiyim kendimi. Bu Hı -hı. yola adamış birisiyim. Ne güzel. Peki programımıza şimdi Smoke Life'tan bahsedeceğiz. Hı -hı. Ee, bize Smoke Life'tan bahseder misiniz? Nedir? Simuk Life, İzmir'in Tire Dağları'nın böyle ortak isimlerinde tam böyle bir hakim tepede konuşlandırılmış çok güzel bir merkez. Bu merkezde bir araya geldiğimiz insanlarla onlara özel hazırladığımız atölyeleri kendileriyle çalışmalar halinde gerçekleştiriyoruz. Evet görüntüleri de bir taraftan şöyle evet, gözünü, bir oraya kayıyor. Evet. Amacımız e, aslında burada insanları hayat boyu evet. istifade edebilecekleri, fayda sağlayabilecekleri hem ruhsal hem bedenen hem manevi huzura götürebilecekleri uygulamaları insanlara katabiliyor olmak. Simuk Life'da bunları yaptığımız, bu çalışmaları yaptığımız bir yer, bir alan. Evet. Her birlik birlik beraberlik oluşunda bir şeylerin çıktığı, aslında konuşulan her bir cümlenin orada çok önemli olduğu, hangi makama ulaştığı tabi burada söz konusu. Çünkü yürünen yollar, gidilen yerin e, önemi bizdeki kudüsiyeti dediğimiz noktada baktığınızda mevzu ne gidilen yol ne atılan adım onun temsil ettiği makam olduğu için hı hı. Ee, ve temsil ettiği makamlar bu atılan adımlarda da hep hak yolu olduğu için bizim için de çok önemli, çok güzel şeyler oluyor. Hayatımıza döngülerini hep şükürle karşılıyoruz. İşte aslında şükrümüzü dilden çok e, yaşamımıza dahil ediyoruz, hal ediniyoruz ki Hı. yaşamımız şükrümüz olsun ve devam etsin. İnsanlara da bunları öğretmeye, bu yollarda nasıl yürünür bunları öğretmeye yöneltiyoruz. Bu şekilde gidiyoruz. Çok önemli değil mi? Şükretmek. Şükür ama bunu etmek. hani sadece ağızdan değil de sizin de dediğiniz gibi e, bunu öğretiyorsunuz galiba. Hal hani? aslında Evet. Içten... Şükretmek, şükretmekten ziyade hal dilini kullanabilmek. Her ne söylüyorsak, her ne güzel dilekte bulunuyorsak bunu hal edinmek. Hı hı. Evet, şükür ağzımızda tabii ki olacak. Fakat şimdi ben bu kaleme şükrediyorum. ama çok şükür kalemim var ama attım gitti. Hı. Nerede kaldı bunun şükrü? Hmm. Şükür sözde kalmış oluyor. İşte şükrü öze çekebilmek için bu kaleme davranış biçimim benim aynı zamanda şükrüm olmalı. Evet. İşte biz de yaşamımıza bakış açımız ona aynı zamanda şükrümüz. Çünkü Allah bize bu bedeni bir mükafat olarak verdi. Çünkü bu beden sayesinde ruhumuz ile birbirimizi hem hal hale getirebiliyoruz. Bu sohbeti bu bedenler sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Hmm. Çünkü ruh zaten vardı. Ama beden yoktu. Evet. Ruhlarımız varken nasıl da irtibat bu şekilde konuşamıyorduk, değil mi? sizinle? Evet. E Allah bize bu bedeni bahşetti, verdi. İşte ne oldu? Bak, başlıyoruz, işimizi, gücümüzü yapabiliyoruz. Düşünebiliyoruz, akledebiliyoruz. Hı hı. E dolayısıyla bedenimize şükrümüz de ona davranış biçimimiz olmalı. İşte yediğimizle, de, içtiğimizle, de, de, gördüğümüz gördüğümüzle, duyduğumuzla bunların her birine dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela şimdi biz burada kötü bir söz kullanıyor olsak, hı hı. kullandığımız cümleler e, negatifi barındıran cümleler oluyor olsa bedenimize zulmetmiş oluruz. Nasıl dedikodu yapılan bir ortama girdiğinizde böyle rahatsız edici bir hava vardır sizi. Basar orası böyle. Hı hı. Çünkü orada kısık seslerle gıybet durumu söz konusudur. Ses frekansı da çok önemlidir. Bizim damağımızın üstü 84 tane enerji ile kaplıdır. Her bir Cümlede, kelimede dilimizin hareketleriyle dilimiz onlardan bir tanesine değer. Ve bu piyano tuşu gibi düşünün, nota gibi. Oradan o frekans yayılır ve sese dönüşür. E şimdi buradaki senin telaffuzun iyi bir şeyse güzel bir duyu gelir hı hı. kulağına. Güzel duyarsın. Hı hı. Güzel duydukça güzel görürsün. Çünkü renk de sestir sesin renk almış halidir. Ancak onu görebiliriz, kulağımıza duyamayız. Hı, hı. İşte o zaman dünyayı güzelleştirmiş olursun, ilişkilerini güzelleştirmiş olursun. Hı hı. Yine şükre bağlı. Evet. Tamamen şükür. Yani hakkı bilmek, hakkı bilmek için kendini bilmek lazım. Kendini evet. bilmek için de ruhunu tanımak lazım. E ruhunu tanımak için de lazım. Spiritüel deneyimler, spiritüel yolculuklar lazım. Spiritüel demek yani spirit Fransızca kökenli hı hı. ruh demek ruhunu bilmek demek. Kişi kendini bildiği sürece hakkı biliyor, hakkı bildiği sürece hayatı görebiliyor. Harika. Olay aslında bu. Biz de enerjileri böyle dönüştürüyoruz. Ona da biyoenerji diyorlar işte. Evet. Biyoenerji dediğimiz şey İslam felsefesinde Yahay ismi şerefiyle tecelli eden enerjidir. Hmm. Hayat enerjisi, yaşam enerjisi manasına gelir. İşte meditasyonlar hep söylenir. Evet doğu felsefesinde meditasyon, İslam felsefesinde tefekkürdür. Tefekkür çok önemli evet. Aynı yol baktığında birinin yolunda şer vardır, şerhiyat vardır. Yani kanun, sistem, adalet vardır. Adaletli bir şekilde gidersin. Diğeri direkt ulaşmaya çalışmaktır. Ama özde her biri güzele gitmektir, hakka gitmektir, hakkı bulmaktır. Biz de bunu doğru tarafıyla, pozitif frekanslarla, işte Esma-ül Hüsna'lar, hmm. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin kodlanmalarıyla ...frekans çalışmalarını yaparak bu enerjiyi aktif hale getiriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar bunlar. Evet. Yani enerji nedir dendiğinde evet enerji böyle bir şeydir. Ses, görüntü, dokunma, duygu, zihin her biri bir araya geliyor. İşte Allah müminin suresinde bahsediyor. Biz sizin için yedi yol yarattık diyor. Bedenimizde de çakra var ama İyi. sekiz çakra var bu arada. Sekiz, sekiz öyle çakra mi? Var, evet. Hı -hı. Çakra dediklerimiz Doğu felsefesi çakra, Sankritçe tekerlek ama İslam felsefesinde nefis mertebeleridir. Hmm. Yani birinci çakra kök çakradır. Evet. Ama İslam'a baktığımızda nefsi emmaredir. İslam'a baktığımızda bir, yani sekiz çakra o fazlalık olan bizim bilmediğimiz o mu? Ha. Nefis mi? Nefis mertebeleridir. Nefsi hmm. emmaredir. E, psikolojide de ego noktalarıdır. Hmm. An yani aslında herkes bir şeyi biliyor da. Birisi inkar ederek, inkar etmeden gitmek, bu da kök çakra ile bağlıdır. Hep bunu biz değiniriz. Kök çakramız, yani alt enerji merkezimiz, kuyruk sokumu bölgesinde bulunan enerji merkezimiz, bizim kabullenme duygumuzla ilgilidir. bağlantılı toprak bağlantımızdır bizim. Yani madde bağlantımızdır. Dolayısıyla kök çakrasında sıkıntısı olan bir insan kabullenme duygusunu aşamaz, kabullenme problemi yaşar. Bir olayı da kabullenmediğin zaman, bu sefer sende anksiyeteler oluşmaya başlar. Hmm. Anksiyetelerle birlikte de fiziksel rahatsızlıklar oluşmaya başlar. Önce subdip bedenlere hasar alırsın, işte düşüncene, zihnine, ruhuna, sonra fiziksel bedene başlar. Hastalıkların sebebi evet, psikolojik, psikolojik, psikolojik hastalıkları. bunlar evet. olmuş olur. Aha. E bunun sebebi de aslında hep inkar ettiğimizden dolayı, kabul etmediğimizden dolayı. Evet. Ya çakra, boşver çakra, sen çakrada de diyebilirsin. Enerji Merkezde diyebilirsin. Hı hı. Nefsi emmarede diyebilirsin. Hı hı. Sonuç olarak çakranın düzelebilmesi için de davranış biçimin bugün nefsi emmare kurallarını yerine getirmekten geçer. Hı hı. Bu kadar kolay. Kabullenmekten kastım. Onu al kabul et demiyorum. Hı. Evet sen bunu böyle düşünüyorsun. Kabul ediyorum. Fakat ben bunu da biliyorum. Ne oluyor bu sefer? Sağlıklı ve huzurlu bir şekilde gidiyorsun. Evet. E bunlara ilave nefesi dahil ediyoruz. Nefes çok önemli. Nefes çalışmaları. Nefes olsun diye yapıyorsunuz Aha. Tabii yaşamın ta kendisi. Hı hı. Nefes. Ee, nasıl nefes? Nefesin özgürleştirici gücünü keşfedebilmek için ne yapıyoruz biz? İşte bunlarla ilgili nefes tekniklerini hı. öncelikle teorik olarak göz önünde bulunuyoruz. Birçok felsefeden ki herkes faydalanabilsin. Sonrasında bunları böyle bir yolu daraltıyoruz. Diyoruz ki bakın bu felsefede çok farklı yolu var. Çünkü her nefes bir zikirdir. Şimdi nefesi idrak etmeyi algılatıyoruz. İlk önce nefesin ne olduğunu öğretmemiz gerekiyor kişilere. Ki bir bebeği göz önünde bulundurun. Hı hı. Yeni doğan bir bebeğe bakın. Hı hı. Ayak tırnaklarından saç tellerine kadar ağlar. Evet. Ya da gülerken ayak tırnaklarından saç tellerine kadar güler. Böyle hissedersiniz. Hı hı. Bütün bedeninde o nefes gezer. O nefesi hisseder. Yatan bir hayvandan bahsedelim o da canlıdır. Hı hı. Böyle uyurken dört bacağını birden sere serpe, o dinginlikle serdiğinde gözlemleyin onu, bakın. Tüylerinin uçlarına kadar hissedersiniz nefesini. Bir tek hı. midesinde değildir. Hı. O da doğru nefes alır. Biz çoğumuz eksik nefes alırız, öfke nefesi alırız. Nefesi bu bölgede alırız. Evet. Üst bölgede. Doğru. Bu da öfke nefesidir. Bu da bizde tıkanıklıklara sebep olur işte herkes bilir, bilim de bunu bilir. Beynin en çok ihtiyaç duyduğu şey oksijendir. Bedendeki hücreler de oksijenler sayesinde hayatta kalır. Hı hı. Oksijen gitmediği yer, hücreler ölmeye başlar. Şimdi sen nefese sadece buraya aldırırsan alt bölge, yani birinci, üçüncü, birinci bölge, ilk üç, ilk üç çakra, hı hı. birinci ilk üçgen, bir de ikinci üçgen bölgesi, ikinci üçgen. Orta bölgede mide çakrası, orası merkez noktası aslında bizim tam hmm. noktamızdır, hmm. kararlılığımızdır, istikrarımızdır. İşte burada bunları yapamadığı zaman ne oluyor? Nefesi buraya vermediğin zaman burada oksijen eksik oluyor ve bu bölgelerde tıkanıklıklar hmm. başlıyor. Mide de ikinci beyindir bu arada. Tıkanıklıklar başlıyor. Ondan sonra duygu durum bozuklukları, anksiyeteler. Aslında hiçbir duygu yok olmaması gerekiyor. Mesela korku da lazım bize. Endişeli de lazım bize, kaygı da lazım bize. Hmm. Kaygının kontrol edilemeyen haline biz anksiyete diyoruz. Aha. E dolayısıyla kontrol edilebilen duygu bizi de insan yapan şeydir. Yani duygularımız bizi insan yapan özelliklerdir. Eşimiz bu duyguyu silip atarsak ne olacak? Bizden gereğine kalacak. Eksileceğiz. Eksileceğiz. O yüzden burada sıratı mustakim. Sıratı mustakim dengeli bir yola gitmek. Yani hmm. altın oranı yakalayabiliyor olmak lazım altın oran, simya, simya arınma, arınma, aydınlanma, İslam felsefesinde erme. Hmm. Evet. Baktığımda. Yani hepsi bu yoldan geçiyor. Aslında i̇bn Arabi öğretileri hep bu yoldadır. Hı hı. İşte Şeyh-i Ekber, Muhittin i̇bn Arabi öğretileri İslam felsefesinde bunun çok derinlemesine işlemiş. Ve muazzam bir rehberdir bu anlamda. İşte bunları iyi takip ettiğimizde ruhumuzu bulup ruhumuzda hemhal olabiliyoruz. Ruhumuzda ne kadar hemhalsek o kadar güçlü oluyoruz. Evet. Enerjiyi de böyle yönetiyoruz. Harika. Şimdi hemen şifalanmayı sormak istiyorum. Spiritüel bir enerjiyle insanlar nasıl şifalanıyor peki? Şimdi spiritüel bir enerjiyle insanlar nasıl şifalanıyor? Bu pandemi sürecinde şöyle bir seçenek de çıkarttık. Hı. Aslında her şeyde bir hayır da vardır ya. Bu da herhalde hayır kısımlarından bir tanesi. Bunun online kısmını da devreye aldık biz. Hı hı. Evet. Burada biz çalışmalarımızı öncelikle nefes bilinciyle başlatıyoruz. Kişiye nefes almayı öğretiyoruz. Bu öğretilere geçmeden evvel teoride nefesin ne olduğunu, nasıl anlamaları gerektiğini anlatıyoruz. Hı hı. Bu ilmen yakin, Şimdi bildi. yine İslam tasavvufa bakıyoruz. Ilmen yakın diyoruz buna. Sonrasında bu nefesin teknik birbirinden eğlenceli ve güzel. Yani bilinen şu anda 77 tane çeşit var mesela nefes tekniği işte evet. ve nefeslerin egzersizlerini yaptırmaya başlıyoruz kişilere evet. nefes alma egzersizleri. Ben başın döndü bir yere onu dönerken nefese. Döner, Gerçekten başı havalanır yani. Evet. Onu öğretiyoruz. Bu da ilmen yakin. Hı -hı. Bunu yaşıyor. Yani biliyor ve uyguluyor daha doğrusu. Bu da ilmen yakin. Sonrasında ileri seviyede enerji ve spiritüel noktasına geçtiğimizde işte enerji transferleri yapıyoruz sefer şifalandırma. Şifa enerjisini kişiye aktarmak için biz çalışma yapıyoruz. Hı -hı. Burada Hakk'a yakin. O oluyorsun. Bir anda enerjini ta kendisi oluyorsun. Aslında bu da namazdaki huşu halidir. O huşuya gidebilirsen. Evet. İşte bu nasıl şifa oluyor? Bu enerji merkezleri dediğimiz çakra dediğimiz hı. Hı hı. nefis mertebeleri dediğimiz bölgelere enerji seansları yapıyoruz. Bu enerji merkezleri ne işe yarıyor? Bu enerji merkezleri bizim 8. çakramız olan avromuz yani hı hı. Pak, duygusu olmayan auramız Bu arada onun duygusu yoktur. Ne negatif ne de pozitif o. Tamamen pür ve paktır. Hı hı. Nur enerjisidir. Oradan enerjiyi üzerine alır ve sorumlu olduğu bölgeye o enerjiyi düzenli bir şekilde yollar. Hı. Şimdi bunun için bir enerji seanslarını kullanıyoruz. İki, hangi bölgedeki çakrayı çalıştırmak istiyorsak, enerji merkezini çalıştırmak istiyorsak o bölgeyi çalıştıracak nefes tekniğini uygularız. Hı hı. Şimdi bu nefes tekniklerinde kelimeler söylenir. Bir şeyin tekrar tekrar söylenmesi demek ona zikir adını verir. Hı hı. Doğu felsefesinde mantra derler. Mantranın da Sanskritçe'de karşılığı tekrar demektir. Tekrar, evet. Bizde de zikirin kelime manası tekrar demektir. Hı hı. Bu sefer orada kelimeleri tekrar etmeye başlarız. O halde nefes alırız. Mesela şimdi nefes alırız. Şimdi doğu felsefesi burada rahatla, gevşe ve iyileşi söyletir sana. Aha. Bu bir olumlamadır ve bir mantradır. Bunu tekrar tekrar yap der. Ben burada şunu öğretiyorum kişilere. Ya, hay. Ya, hay. Ya, hay. Hüsna devre, devreye hı hı. giriyor. Ya hay. Ya hay. Hı hı. Bu da bir enerji frekansı. Yani hayat enerjisini, doğu felsefesinde prana enerjisini, yaratıcı enerjisini kendi çakrama yani enerji merkezime yüklüyorum ve bedenime yayıyorum. Hı hı. Dolayısıyla her bedenimin her noktasına bu çalışmayı yaptığımda baktığınızda tüm bedenimizin nefes aldığını görüyoruz. Aslında bir tek ağız ve burun değil. Hı hı. Bugün burası nefes almasa çürür çünkü. Evet. Aslında farkındalığımızın dalımızın farkına varıyoruz. Olay bu. Enerjiyle de biraz destekliyoruz eksik olanları. Dolayısıyla her enerji merkezinin duyguları vardır. Hı. Olumlu ve olumsuz duyguları vardır. İşte buradaki sinemizdeki dediğimiz hı hı. göğsümüzdeki yani göğüs çarkası bölgesi, kalp bölgesi. Burası bizim kalp ciğer rahatsızlıklarımıza fiziksel olarak sebebiyet veren bölgedir aslında merkezdir. Burayı da besleyebiliyoruz mesela. İnşirah olasını derler ya buranın da enerjisi farklı. Ayet olarak baktığımızda işte elem neşrah leke ve vezehne enke vizrak. Bak burada dilin bir hareketleri var. Hı hı. Ve da üst damağımıza değiyor. Ama o hareket için o ayetin telaffuz edilmesi gerekiyor Arapça bir şekilde. E orada ne diyor? Biz sizin göğsünüzü yarıp açmadık mı? Her sıkıntıdan çekip çıkartmadık mı? Dardayken biz sizi kurtarmadık mı? Hı hı. İnşirah suresi. Biz bunu frekansını oraya yüklüyoruz. E hay enerjisi geldi, hayat enerjisi. E buna bir şifa lazım. Hı hı. O yüzden Şafi ismi şerifidir. Tabi Allah'ı kullanırız her yerde. Hı hı. Çünkü Allah ismi şerifi zatın kendisini işaret eden demek. Aynı zamanda da bütün isimleri, yani bütün esmaları kendi içinde barındıran demek. Ve bunların hepsi birleşince ne oluyor? Allah'ın ismiyle şafi, şafi tecelli edecek. Allah kendini ispat eder. Hı hı. Şimdi ben şafi dediğimde şafi isminin ispatı için bir şifaya ihtiyaç var, bir mümkün'e ihtiyaç var. Mümkün nasıl olacak? Bir şeyin varlığıyla mümkün olursun Yani hastalık var ise hı hı. şafi ismi tecelli edecek. Hastalık yok ise işte, Şafii ismi nasıl tecelli edecek? İşte her biri aslında Allah'ın kendini ispatıdır. Hı hı. Allah kendini izler kulundan aslında. İşte bu da spiritüel bakış açısıdır. Evet. Biraz hakikata doğru gider mevzu. Evet. Hakikat de buralarda biraz sakıncalıdır. Ee, hakikata gidebilmek için başta alt evreleri de biraz işlemek, idrak etmek lazım. Direkt hakikate aktardığımızda bu sefer de şer, şirke gider mevzu. Evet. Ama enerjiyi kısaca nasıl yönlendirdiğimizi ve insana nasıl şifa olarak çevirdiğimizi anlatmamız gerektiğinde ancak bu kadar girebiliyoruz onlara. Hı hı. Yani yapacağımız her bir nefes egzersizi, yapacağımız her bir enerji çalışmasıyla kişilerin her türlü rahatsızlıklarını şifalandırma çalışması yapılabiliyor. Hı hı. Çünkü kurtuluş kesenin kendisinde. Biz rehberiz. Biz rehberlik yaparız. İşte bunları biz aynı zamanda online sınıflarda hı hı. yurt dışındaki vatandaşlarımız da istifade etsin diye yapmaya başladık. Birebir nefes egzersizlerini gösteriyoruz. terapi yani insiye yani el verme İslam tasavvufa göre o yolla da yani okumanın mesafesi mi olur? Enerji seanslarında yapabiliyoruz. Hı hı. İnsanları negatiften arındırıp e, dönüştürme bir şekilde pozitife dönüştürme. İnsan olma yolunda insan değiliz çünkü beşeriz şaşar beşer hı hı. insanı kamil olma yolunda bu sıfatlarımızı muhafaza etmeye çalışıyoruz. Yani duygularımızın her biri bizim için. Onların her biri bize lazım. Çünkü güzel varsa çirkin var. Ama çirkin yoksa güzel de yok. O yüzden hepsini dengeli bir şekilde muhafaza edebiliyor olmamız lazım. Kontrol edilebilen her güç sizin elinizde pozitif bir güçtür. Ama mutluluğu da kontrol edemezseniz o da sıkıntı. Bu sefer arkadaşınızın cenazesinde gülecek misiniz? Düşünün. Doğru. Şimdi mutluluğun neresi negatif olabilir? Aha. Cenazede gülersen negatiftir denge yani. Denge. Aynı şey. Acı ve tatlının var olması hayatta her şey zıttıyla vardır. Bunlar. E bu yollarda spiritüel bir yolculukla takip edebiliyor olmak lazım. Biz de bunların rehberliğini yaparak insanlara şifalandırma çabası yapıyoruz. Yani hem ruhsal hem fiziksel her biri için geçerli. Tabii kişinin de bunu kabul etmesi gerekiyor değil tabii mi? Tabii yani kabul etmesi gerekiyor. Bazı istisnai durumlarda kabul etmeyen kişiler var. Onların da usulü başka. Hmm. Onların da tedavi yöntemleri başka. Onlara da uygulamalar yapılabiliyor. Burada hep böyle tabii birçok ilim kullanılır. Biz Vedik astrolojiyi de kullanıyoruz bilirsiniz. Vedik astroloji İslami kurallara göre uygulanan bakılan astroloji bilimidir. Yani bu günümüzdeki aktüel falcılık sistemiyle alakası olmayan... Aha. ...çünkü bizde fal kesinlikle yanlış... Yani ...şirktir. Biz o noktaya gitmemek için Vedik astroloji üzerinden bazı... ...detayları çıkartır. Hı hı. İnsan üzerindeki işte ses etkisini... ...renk etkisini, koku etkisini belirleriz. Sizin taşınızı... ...sizin hangi kokuyu kullanacağınız... ...hangi renk kıyafet giyeceğiniz... ...hangi makamda müzik dinleyeceğinize kadar... ...biz bunları belirleyebiliyoruz. Evet. Ve dolayısıyla enerji merkezlerinizi dengeleyerek sizin mevcutta yaşamış olduğunuz rahatsızlıkları, işte bu beden ağrıları da buna dahil, çok ileri seviye rahatsızlıklar da buna dahil, ruhsal ve psikolojik sıkıntılar da buna dahil. Hı hı. Hepsini bu yöntemlerle bertaraf edebiliyoruz. Çünkü dönüştürebiliyoruz hı hı. farkına vararak. Evet. evet Peki ağzımızdan çıkan kelimeler ne kadar önemli. Hani hep deriz ya, iyi iste, olumla, evrene iyi gönder, iyi dilek Ağzımızdan gönder. çıkan kelimeler her şeyden çok önemli. Aha. Çünkü şöyle bir şey var, kelimeler hayat buluyor. Bu da İbni Arabi'nin sözüdür. Hı hı. Ee, aslında biz gün içerisinde farkında bile olmadan bir dünya zikir yaparız. Hı. İşte bu çok zor. Farkında olmadan bunu tekrar tekrar söyleriz. Hı hı. Bu da zikirdir. Çok zor dersen, zor. neyi düşünürsen onu yaşarsın. Tıkandı gitti. Tıkandı, gitti. Şimdi dolayısıyla işte nefesimizin farkına vararak nefesimizi almaya başladığımızda ben nefesimizin her birinin bir zikir olduğunu düşündüğümüzde aslında ne maddi ne de manevi tıkanıklıklar yaşamazsınız. Hı hı. Bu da Allah'ın bize vermiş olduğu bir mucize. Kullan. Çünkü bugün Kur'an-ı Kerim kılavuzdur. Orada hepsini söylüyor. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen Kur'an-ı Kerim bize de Kur'an-ı Kerim. Hı hı. O zaman tecelli eden Kur'an Bugüne tecelli edecek demektir. Peygamber Efendimiz ve tüm peygamberler rol modeldir. Allah Celle Celaluhu bize diyor ki orada ey kulum bak böyle bir durumla karşılaştığında bak peygamberin ne yapıyor. Onun yaptığını yap diyor. E biz de Allah'ın kuluyuz. E biz o peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla biz istifade edebiliriz. En basit örnek peygamber efendimizin etrafını sardığında Mekkeli müşrikler öldürmek için Cebrail Aleyhisselam konuyu haberdar ediyor peygamber efendimizi. Ve Peygamber Efendimiz bir avuç toprağı seperek binlerce düşmanın arasından çıkıyor neyle biliyor musunuz? Yasin Suresi'nin 9. ayetini okuyarak. Ya. O zaman iniyor vahiy oluyor Yasin Suresi'nin 9. pardon 8. ayeti. Orada ne diyor? Biz onların önlerine ve arkalarına setler indirdik. Artık seni göremezler. Hmm. Yani dolayısıyla neymiş? Kur'an'ı bilinçli okumak. Yani okuduğumuzun ne dediğini bilmek gerekiyor. Feraset mi lazım sana? Ya diyorsun mümin insan, bak mümin insan akıllı olur ve mümin insanı kandıramazsın. Nasıl kandıramaz? Çünkü mümin insan işi bilir. Bismillahirrahmanirrahim. Fekeşefne enke gıda eke fabısarık al Üçüncü göz çakrasının ayetidir. Hmm. Kas suresinin 22. ayeti. Orada diyor ki, başı da var tabii. Leket bin tefi min haza fekeşefne enke gıda eke fabısarık al yeğme hadut. olsun ki sizler gafletteydiniz. Biz sizin gözlerinizdeki perdeyi kaldırdık. Daha net görebilirsiniz diye. A bak bu da buranın enerji şey, evet. frekansı. Şimdi orada ne oluyor? Yine enerji devreye giriyor. Dilimizin damağının, dam, üst damağımızdaki 84 meridyen devreye giriyor. Şimdi o cümleleri telaffuz ederken orada o meridyenlere dilimiz değiyor. Ve orada bir nota oluşuyor. Hı hı. Din, din, din. O ne yapıyor? İşte ben konuşurken size gelen ses size ulaşıyor. Peki bu sizde nasıl hayat buluyor? Su hayattır, değil mi? Hı hı. Su. Bak su çok önemli. Bedenimizin yüzde %80 %80'inde sudur. Evet. Bugün suya gidip eskiden ninelerimiz, babaannelerimiz, annelerimiz suya okuyup bize vermezler miydi? Evet. Aynı, Aynı şey. İşte benim burada cümlelerim, kelimelerimde senin bedenindeki suya gidiyor ve su ona göre tepki veriyor. Hmm. Çünkü su hissiyatlıdır. Su tepki verir. Su suya küfür edersen su ona göre tepki verir. O suyu içen insan hasta olur. Suya güzel olumlamalar yaparsan işte güzel şeyler söylersen su içene şifa olur. E, Peygamber Efendimiz'in hadisidir. Su kotlanır, su Evet. O yüzden mevlütlerde ortaya su konur. Evet. O yüzden yuvarlak masa toplantıları vardır. Sebebi enerji çemberinin kesilmemesidir. Kare masalarda, bakın kare masalarda oturduğunda enerji kesilir. Ve o toplantıların hmm. hiçbiri verimli geçmez. Ama yuvarlak bir masada toplantı yaparsanız... O toplantı verimli geçer. Çünkü enerji hiç kesintiye uğramadan akar. Ve ortada her zaman bir su vardır. Sonunda o sudan içilir. Evet. Çünkü orada konuşulanlar o suya kodlanmıştır. O su kişiye ona göre hissiyat verecektir. Çünkü bezenimizin %80'i su. İnsan dünya gibidir. Dünyanın da çevresi su. İşte Dağlar kemiklerimiz, akarsular damarlarımız, denizler kan. Bu kadar basit. Evet. İnsanı iyi tanımak, yani kendimizi iyi bilmemiz gerekiyor aslında. Evet. Bunları bildiğin mi şifa alıyorsunuz. Ölüm hariç her şeye çare buluyorsunuz. İşte bizim yaptığımız da bu. Sadece bu yolda rehberlik hı hı. etmek kişilere bu yolu nasıl yürürlerse çok daha az hasarla karşıya geçebilirler bunu göstermek. Adı da o yüzden simyorg. Evet. İnsanın kendi kendi içine yapmış olduğu yolculuğu temsil eder. Yedi dipsiz vadinin yolculuğundan mesela eder. 7 dipsiz vadi yedi nefis mertebesi. Simuk efsanesinde işte aşk vadisi, yalnızlık vadisi, hı hı. sevgi vadisi, yalan vadisi, benlik vadisi gibi değerlendirir. Bu yolculukları yapmak, bunu da yaşayarak yapmak. Siz konuşurken ben de böyle hüşmü <laughs> içinde sizi dinliyorum ve gerçekten şifalandığımı hissettim. O kadar güzel, melodik de güzel de anlatıyorsunuz ki. İşte az önce beyefendiye söylerken siz niyetinizi yapın. O enerji gelir derken bunu kastettim evet. aslında. O da bilinçliydi. Evet, tabii. Sen iste o zaten gelecektir. Çünkü böyle şimdi yine burada şey giriyor. i̇bn Arabi söylen ee, sohbetleri gibi olacak ama onun ucundan dokunmak istiyorum. Hı. Şimdi veren de o, alan da o. Sen şifayı nereden istediğine bak. ya Sen Allah'tan istersen beni vesile eder. Hı hı. Verir. Sen niyetini öyle yap. Şimdi bir kıssa vardır. Hazreti Musa hastalanıyor de Allah'ım diyor. Şifa. Allah da diyor ki ey Musa git şurada bir ot var onu ye. Musa gidiyor otu yiyor ve anda şifalanıyor. Hı Gel zaman git zaman Musa tekrar hastalanıyor. Sonrasında gidiyor koşa koşa otu yiyor. Fakat şifalanmak hmm. yok. Çıkıyor oturduğuna ya Rabbi diyor böyle böyle bir durum var. Ben diyor yine hastalan gittim otu yedim diyor. Allah Celle Celal diyor ki ey Musa sen diyor beni unuttun diyor. Şifayı ottan bekledin. Ya. Şifayı sana veren benim. Siz de Şifayı istediğiniz yeri bilirseniz ve bunu o enayetle yaparsanız sizin otunuzda ben veririm. <laughs> yani olay bu. O yüzden biz hiçiz. Özellikle bu seans sıralama biz hiç oluruz. <laughs> Kişi tamamen Allah'la olan arasındaki hasbiyali gerçekleştirir. O ne istediyse onu verir. <laughs> Allah çünkü kulanın istediğini verir. Özellikle bugünlerde evet. verir yani. Sen istemesini bil yeter ki. Bilmiyorsam bile en güzel duadır ya. Yani Allah'ım bana doğru dua edebilmeyi ilham et. Çok doğru. Evet. Yani onu bile bilmiyorsan bunu yap. Bundan ötesi de akıl, mantık, idraktır. Bunu da yapamıyorsan zaten mesul değilsindir. Aklı bali değilsindir. Evet. O yüzden hayat aslında her şeye rağmen bakıldığında bakış açısına göre çok güzel. Nereden baktığınıza bağlı. Ben hep şey diyorum dünya kirli değil. Bizim gözlerimizin camları kirlenmiş. Çok. Biz doğru. kirli bakıyoruz. Mesela benim gözlüğüm gibi cam kirli oldu diye. Ben burayı hep kirli görüyorum. Evet. Halbuki burası muazzam temizlikte. Flu bir çıkart bakayım gözlüğü nasıl görüyorsun. Değil evet. mi? Onun gibi. İşte Leyla ile Mecnun'un hikayesi gibi. Aşkın ne olduğuna bakmak lazım. Leyla'yı arayana demişler ki ya bu Mecnun, Leyla kim? Bu Mecnun'u bu hale getirdi. Merak ettim. Diyor. Gidiyor Leyla'yı diyor. Bakıyor çirkin de bir şey diyor. Sen misin diyor bu adamı bu hale getirdin. O da diyor ki sen diyor bir de bana Mecnun'un gözlerinden baksana. Bak, çok güzel evet. Yani biraz da böyle bakmak lazım. Hayat Aynen. güzelleşir. Bakış açısı, kabullenme. Enerji merkezlerinin aktif hale gelmesi, doğru nefes alma. Bunların her biri de maalesef kişiler için, benim için değil yaşam biçim ama maalesef diyeceğim. Zordur çünkü. istikrar, disiplin ve çalışmadan geçer. Aynen. Emek vermeden olmaz. Zahmet olmadan, rahmet olmuyor. O yüzden Aynen. nefes almayı öğrenecekler. Enerjilerin ne olduğunu öğrenecekler. Okuyacaklar. İlk emir olan ikra. Oku. İnsanı oku. Hayatı oku. Onu oku. Oku. Ama doğru oku. Okuduğunu anla. idrak et. İlme yakin. aynal yakin. Hakkal yakin. Allah herkese akledebilmeyi nasip etsin inşallah. Amin diye Diledim. efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, konuğum olduğunuz için. İnşallah sizi tekrar ağırlamak ben isterim. Ben de teşekkür ederim. Beni konuk ettiğiniz için. Ee, Misafirperler neden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah Her Nasipler doğrultusunda yine bir araya geliriz. İnşallah. Ben hep öyle bakarım olaya. Varsa da geleceğizdir. İnsanlar istifade edecekler. Bakalım ne kadar çok istiyorlarmış bunları bilmek. Evet. Onlar o kadar bilirlerse, isterlerse biz o kadar geliriz. Aynen. Getiren var. Ay, çok teşekkür ediyorum tekrar. çok çok. <laughs> ben sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> evet gerçekten benim için de çok keyifli bir programdı. Ama maalesef ki süremizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Yarın canlı yayında tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.